Evet, tekrar günaydın. Ben de organizasyon komitesine özellikle böyle bir konuyu gündeme getirdikleri ve böyle bir toplantı olduğu için kendi adıma teşekkür etmek istiyorum. Konu sol hepatik tümörü aslında hem Deniz Hoca gösterdi, Fatih Hoca çok detaylı olarak olayın prensiplerini anlattı. Onun için buraları hızlı geçmek istiyorum. Pozisyon sol tarafa yaklaşım için klasik Fransız pozisyon dediğimiz bacak arasından çalıştığımız pozisyon. İlk portu biz göbekten giriyoruz ve eksplorasyondan sonra yaptığımız şey üçgen oluşturacak şekilde iki elimizle çalışacak, rahat çalışacak şekilde şey yapmak. Eksplorasyon çok önemli. Özellikle parsiyel rezeksiyon yapıyorsanız ultrasonografi kullanmak çok önemli. Ultrasonografi Avrupa'da yapılan, Southampton'da yapılan toplantıda özellikle kriterler arasında koydular. Eksplorasyondan sonra sol tarafta triangüler ligamenin düşürülmesi, fosforun düşürüldükten sonra sola doğru ilerlenmesiyle devam ediyoruz. Açık cerrahi kültüründen, daha doğrusu donör cerrahisi kültüründen geldiğimiz için biraz yaklaşımımız onunla yürüyor. Dolayısıyla doğrudan öncelikle karaciğer serbestleştirmekle işe başlıyoruz. Sol tarafta serbestleştirme yaparken birazcık daha rahatız. Daha rahat çalışabiliyoruz. Sol triangüler düşürüldükten sonra sol tarafta aranjiyus ligamenin içerisine girip yavaş yavaş aranjiyus ligamenini diseke ederken sol hepatik veni görebilirsiniz. Burada eğer sol hepatik veni diseke etmek isteyebilirsiniz veya etrafındaki bağları ayırabilirsiniz basit bir şekilde. Tabii dikkatli olmak lazım. Yani sol hepatik veni yaralamamak lazım ama diseksiyon yapıp sol hepatik veni dönmeye çalışmak da başlangıçta çok doğru değil. Açık vakalarda da her zaman bu mümkün olmuyor. Onun için rahat bir şekilde sadece veni görecek ve venin imajını görecek şekilde devam etmek bile birçok vakada solda çalışırken sizi rahatlatacaktır. Daha sonraki aşama Pringle. Pringle'ın birkaç çeşidi var. Ekstra korporeal, intrakorporeal şekli var. Biz teyple Pringle yapıyoruz. Teybi iki kere hilus etrafında dolaştırdıktan sonra sol elinizi alıyorsunuz. Zaten onu yukarıya doğru çekince bile o istediğiniz anda Pringle sağlıyor size. Ama isterseniz dibine bir klips de koyup uzun süre kalıcı kalmasını sağlayabilirsiniz. Ekstra korporal de yapabilirsiniz ama ben içeride cerrahın kontrolünde olmasını daha çok istiyorum. Çünkü dışarıdan birisi kontrol etmek zorunda kalacak. Ayrıca hareket alanımızı daraltabilir endişesi var. Daha sonra hilus diseksiyonunda yaklaşımınız damarların yerleşimine göre olmak zorunda. Önünüzde arter varsa önce arteri diseke edip arteri önünüzden çekebilirsiniz. Önünüzde portayı rahat bir şekilde arterin sağından solundan görebilecekseniz arterin sağından solundan portayı ayırabilirsiniz. Sol tarafta diseksiyon yapmak kolay. Dikkat etmek gereken şey bifurkasyonu görmek lazım, onu hissetmek lazım. Damarları direkt kesebileceğiniz gibi bazen askıya da almak isteyebilirsiniz. Doğrudan ve vasküler yapıları klipslerken körleme klipslemek değil de elinizde bir teyple yukarıya doğru asarsanız o klasik yöntem olarak bunu klipslemek ve handle etmek daha kolay. Tabii diseksiyonda rahat çalışabildiğiniz aleti kullanmak önemli. Burada arter diseksiyonu yapıyoruz.
Arterler tutmak için, damarlar tutmak için normal grasper dişsiz, fenestre grasper kullanabileceğiniz gibi ucu daha yumuşak vasküler grasperler de var. Onlar da kullanma şansı var. Özellikle tabii bu tür tümör cerrahisinde ya da rezeksiyon cerrahisinde değil de donör cerrahisi yapmak istiyorsanız daha kibar davranmak lazım, gentle davranmak lazım. Belki burada biraz kaba davranıyoruz. Damar döndük, askıya alacağız ve elimizde tutacağız. Bu damarı sağa sola çevirirken de zannediyorum bizim için bir kolaylık olacak. Ve portal veni diseke etmişiz, sağından solundan ayırmışız. En son hamleyi yapıyoruz. Son hamle dönerken rahat, zorlamadan bazen solda çalıştığımız için biliyorsunuz yaklaşık %15-20 civarında sol bir aberan arter var. Burada bu sol aberan arteri klipslediğimiz görünüyor. Burada genellikle polimer emilebilen klipsler kullanıyoruz ama stapler kullanılabilir mi? Bence çok gerek yok. Klipsledikten sonra bir kapatıcıyla ya da böyle kesiciyle kesmek gerekir mi? Ya makasla da kesebilirsiniz. Yani tamamen sizin kişisel tercihlerinize ve tecrübenize bağlı. Şu görüntü aktarımı ile ilgili bir sorunumuz var sanırım. Vasküler kontrol tek tek damarları kontrol. Portal ven için hem sağda hem solda bizim kullandığımız yöntem damarı çekip askıya alarak dibine bir klips koymak. Ya da böyle küçük bir bulduğunuz varsa artere koyup bunu kalıcı olarak da kesebilirsiniz veya geçici olarak kapatıp demarkasyon görmek isteyebilirsiniz ve daha sonra demarkasyon hattının belirlenmesi. Tabii sağ hepat, sol hepatektomide sınır 4 ile 5'in ayrılması ama yani her zaman 4 ile 5'i birbirinden aynı çizgiden ayırmayabilirsiniz. Yani safra kesesini korumak istediğiniz vakalar olabilir. Kaudatın alınması her zaman şey değil, tümörünüz yoksa o bölgede. Yani tümöre sınırlı davranabilirsiniz ama vasküler kontrol yaptıktan sonra o alanda iskemik bırakmamak lazım. Burada ilk bite'ı gördük, herhalde en zevklisi o. İlk ısırık. Ondan sonraki kısımlarda sıkıntı çıkmaya başlıyor. Parenkimde Fatih Hoca çok geniş bir şekilde anlattı. Eliniz hangi cihaza alışmışsa onu kullanabilirsiniz. Önemli olan şey kapatırken yakabilen bir cihaz kullanmak ve küçük bite'larla yavaş yavaş kapatmaya çalışmak. Çok hızlı kapatmak, birden kapatmak vasküler destrüksiyon yapacaktır. Dolayısıyla hızlı değil, yavaş, sabırlı olmak gerekiyor. Tabii bu ameliyatlar en kısa süren yine 4 saat sürüyor. Bu süre içerisinde tek kişinin bunu yapması mümkün değil. Mümkünse ekiple çalışmak lazım ve ekipte herkesin aynı şeyi yapabiliyor olması lazım. Onun için yavaş gidince, zorlamayınca fazla sıkıntı olmuyor. Parenkimde dediğim gibi az evvelki cihaz ligaşördü. İstiyorsanız harmonik de kullanabilirsiniz. Yavaş kesmek kaydıyla. Yüzeyel parenkimde çok bir sıkıntı yok. Ne kullanırsanız kullanın. Biz bipolar belki kültüründen geliyoruz. Bipolar bizim için çok önemli. İyi bipolar kullanabilmek önemli. Bunu sabah da konuştuk. Fransız Gayen en fazla sevdiği şey bu.
Adam kendi videolarını sunarken de işte bipoların ağzını kapatma, kapatma, kapatma diyor. Kendi kendine telkin ediyor. Bipoların ağzını kapatmamak lazım. Bir de tabii arada yıkamak lazım. Bu da buhar yapıyor. Ama zaman içerisinde bunu kullandıkça yüzey kontrolünde bipolar oldukça önemli. Aquamantis de kullanılabilir. Ve derin parenkim. Küza. Açık cerrahide küza kullanmaya alışkınız. Ama laparoskopik cerrahide bu biraz tabii uzun. Böyle salladığınız yere gitmiyor. İstediğiniz zaman istediğiniz yeri tutturamıyorsunuz. Elinizin biraz alışması lazım. Modlarına alışmak lazım. Ama özellikle derin parenkimde yavaş dikkatli çalışırsanız önünüze çıkan vasküler yapıların izolasyonunu rahat bir şekilde gösterebiliyor. Önünüze çıkan vasküler yapılar dedik. Önünüze çıkan yapıların etrafını rahat bir şekilde ayırabiliyorsunuz. Tabii reziksiyon cerrahisi, donör cerrahisinde bir hiler yapının üzerinde bu kadar rahat küzeyle gezmemeniz lazım. Ama burada çok bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yanında sol elde her zaman bipolar var. Ve ortamı ıslatmak için de bazen küzanın su aparatını kullanabilirsiniz. Yavaş bir şekilde dikkatli diseksiyon, sabırlı diseksiyon problemsiz olayı bitirebiliyor. Bu sol lateral birazcık daha laterale kaymış. Dolayısıyla segment 4'ün vasküler yapılar görünüyor burada. Ve soldan ne geleceğini merak ederek klipslemeden kesmişiz orayı da. Devam edelim. Başka bir vaka. Önümüzdeki vasküler yapıyı birazcık daha şekillendirdikten sonra stapler de kullanabilirsiniz derinde. Şurası önemli. Eğer parenkimden kanarsanız, hani laparoskopinin genel kuralı olarak kırmızı, ortam kırmızı olursa görüntü kaliteniz bozuluyor. Az evvelki vakayla bu aynısıydı. Biraz, yani bir saniye önce. Gördüğünüz gibi hemostaz sağlar parenkimin o kırmızı rengini yok ederseniz her şey daha güzel, daha net, daha doğal görünmeye başlıyor. Bu da laparoskopinin genel kuralı. Parenkimde stapler kullanırken bir miktar parenkimin çenesini ısıracağını hep dikkat etmek lazım. Yani uzakta bir damarınız olabileceğini daha düşünmek lazım. Evet. Pringle manevrası basit olarak kaldırdık, çektik, dibine bir klips koyduk. Kapandı gitti. Bazen hani şalteri indirip böyle devam etmek istediğiniz vaka olursa onun için bu da. Görüyorsunuz kimse kanamıyor. Yani harmonikle dokuya girdik ve devam ediyoruz. Bu hemen hemen iki kat hızlandırılmış bir video. Çok fazla da kesmedik. Parenkimdeki ilerleyişi görüyorsunuz. İnsan böyle görünce diyor ki tamam sıkıntı yok hemen çek kesip çıkartalım. Ama her zaman böyle değil. Pringle dokuyu çamur gibi yapıyor görüyorsunuz yani renk çok rahatsız edici bir rengi var. Kanama ile ilgili şey intraabdominal basıncın yüksek olması burada görüyorsunuz. Bir tane venimiz var. Venin içerisinden kan gelmiyor.
İntraabdominal basıncı yüksek olması venöz kanamaları bloke edebiliyor. Bu bizim için bir avantaj. Birazdan kanama kısmında da onu söylemek istiyorum. Tabii buna ne kadar güvenmek lazım? Basıncı indirip kontrol etmek gerekir mi? Veya o bizim için yani sanki bir el baskısı kadar bir imkan sağlıyor mu? Evet. Az evvel bir parenkimde bir damar vardı. Bu da onun devamı. Midil hepatik venin sol tarafına giden damar. Ya yani midilin üstünü açmadık ama sol taraftan görüyoruz onu. Ne yapacağız bunu? Etrafını boşaltabilirsiniz. Biliyorsunuz harmoniğin alt ucunun, aktif ucunun kavitasyon etkisi var ve yavaş yavaş kullandığında dokuda kavitasyon da şey yapabiliyor. Stapler kullanmışız. Stapleri kullanmadan bu eski bir vakamız. Bir aydınlığa dönülebilirdi bu vaka. Dönmediğimiz için tam kesmemiş. Biz de alternatif bir çözüm üretmişiz ona. Bu da olabilir. Az evvel Pringle yapmıştık. Hala Pringle'da duruyor hasta. O zaman Pringle'ı açalım. İpin hepsini de kesebilirsiniz aşağıya inip. Sıkıntı yok. Tekrar koyarız. Veya koyduğunuz askıyı kesersiniz. Rahat bir şekilde açılır. Bu tamamen sizin kontrolünüzde. Ve final. Buraya kadar geldik. Sol hepatik veni bir teyple kendinize asabilirsiniz. Eğer çok uğraşmak isterseniz solda da hanging yapabilirsiniz. Sol hepatik veni keserken aslında stapleri sol elle kullanmak daha iyi. Çünkü açıyı daha iyi tutturabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi açı middle hepatik vene doğru olmuş ve bu çok da hoşumuza gitmeyen bir şey. Sağ tarafta bırakabilirsiniz bunu. Çıkarım bu bizim hidatik vakalarımızdan birisi. Çıkarım için neyi kullanıyorsunuz? Biz ilk vakalarımızda kendi insizyonunu, hastanın midline insizyonunu yukarıya doğru büyüterek hafif kullandık. Hem de yüzeyi bir görelim dedik. Sağ hepatektomi yaptığımızda da bunu kullandık. Çünkü bunlar ilk vakalardı. Ama standart olarak suprabübik çıkartabilirsiniz. Olayı kendimize göre modifiye etmek birazcık daha rahat olabilir. Birkaç tane daha şey söylemek istiyorum. Örnek olarak bu bir hidatik kist, nüks ve yapışıklıkları var. Biz girdik buna hemen böyle kenarda köşede olunca hadi biz bunu laparoskopik yaparız, rezeksiyon yaparız dedik. Aslında biz laparoskopik boşaltıp çıkmayı düşünüyorduk. Ameliyatta yön değiştirdik kendimiz. Ondan sonra kesmeye başladık. Buralar güzel, her şey güzel gidiyor. Hiç sıkıntı yok. Gittikçe derinleşmeye başlıyoruz. Görüyorsunuz harmoni oldukça yavaş bir şekilde ve sabırla kullanıyoruz ama bu sabrınız sonuna kadar gitmiyor. Bir noktada bitiyor. Bittiği noktada da sizi parenkimde aslında daha büyük damarlar bekliyor. Yani yukarıda sabır göstermeseniz ne olacak? Esas sabır göstermeniz gereken yerde sıkıntı var ve sonra birden bir portal damar açılıveriyor. Ne yapacağız bu durumda? Üç tane şeyimiz var önümüzde. Birincisi kenarda köşede bir tane spancınızın olması lazım oralara basabilmek için. İkincisi Pringle manevrası hep hazırda bulunması lazım. Zaten önerilen Pringle yapın değil, Pringle manevrası için hep hazırlıklı olan olum şeklinde. Üçüncüsü Gaye'nin tabiriyle simply disconnect the patient. Yani hastayı ventilatörden ayırın. Niye? Outflow'dan gelecek akımı düşürmek için, çünkü bir basıncınız var. Sponge'la basıp birazcık da bekleyip devam edebiliyorsanız edip daha iyi kontrol sağlayıp edemiyorsanız açığa geçebilirsiniz. Bu bir yöntem ama kanama esnasında tabii ortamın kirlenmemesine ve panik olmamaya çok dikkat etmek lazım. Bu enteresan. Biz bu vakayı açığa geçtik. Sonradan da açıkta yaptık hepatektomisini hastanın. Kanama yüzeye kanama kontrolünü sağlamanız lazım. Çeşitli enstrümanlar kullanabilirsiniz bunun için. Bipolar oldukça faydalı. Argon kullanımını desteklemiyor hiçbir guideline. Çünkü normal karbondioksitin kendisi hava embolisi yapmıyor. Yani büyük bir damarı kaçırırsanız hava embolisi olmasından korkmanıza gerek yok. Ama argonun kullanılmamasını özellikle şey yapıyorlar. Diyelim ki safra yollarından endişeniz var. Sitikostomi
Güzel bir seçenek zaten. Keseyi almış, uzaklaşmışsınız. Bu bizim sistikostomi yaptığımız vakalardan birisi. Buradan normal safra yolu kontrolünü sağlamaya çalıştık. Safra yolu kontrolü ve kanama kontrolünde sütür atabiliyor olmanız da gerekiyor. Bu önemli. Yani sütür kabiliyetini istiyor. Guideline bunu böyle söylüyor. Safra yolu bulduk ve o safra yolunu sütür ettik. Rutin diren koymalı mıyız? Açık cerrahide ne yapıyorsanız kapalı cerrahide de aynısını yapmakta fayda var ama çok fazla cesaretle davranmaya gerek yok. Yüzeye bir şeyler sıkıyor muyuz? Çok şüpheniz varsa evet, ama iyi bir kanama kontrolü yaptıysanız basit toz ya da hemostatik toz pudra veya işte basit bir şeyler kullanabilirsiniz. Açığa geçmek ayıp değil. Bir komplikasyon da değil. Bir. İkincisi, vakan hepsini kapalı yapmanız gerekmiyor. Laparoskopik asit yapabilirsiniz başlangıçta. Yani bir miktar böyle diseksiyon yapayım. Bu kendi öğrenme eğrinizde ve ekibinizin öğrenme eğrisinde bir kendinize hat çizebilirsiniz. Yani biz sağ yaparken vasküler yapıları laparoskopik asacağız, ondan sonrasını açık devam edeceğiz gibisinden. Kendinize plan yapmanızda hiçbir mahsur yok. Zaman içerisinde bu ilerleyecektir. Masada setinizin açık cerrahi için hazır olması lazım ve ekibinizin bu konuda alert olması lazım. Yani bence bu da ayıp değil. Arkadaşlar hazır bulunun. Her an açığa geçebiliriz. Kimse doğuştan bir yeteneğiniz yoksa herkes bunu öğreniyor zaten. Niye açığa geçelim? Bir, kontrol edilemeyen kanama. Kanamaların hepsini kontrol etmek zorunda değilsiniz. Zaman içerisinde kanama kontrol etmeyi de öğreniyor insan. Yani ya da kanamalardan korkmamayı da öğreniyor ama mecburen başlangıçta spancı koyup açığa geçmek zorunda kalabilirsiniz. Anatomiyi belirleyemiyorsunuz ve onkolojik güvenliği sağlayamıyorsunuz. Bu da çok önemli. Onkolojik olarak belli bir emniyet sağlamak zorundasınız. Sınırlarınızın iyi olması lazım. Bunu da sağlayamıyorsanız bu da açığa geçme sebebi ve uzamış cerrahi. Vaka ilerlemiyor, gitmiyor. Ekip yoruldu. Özellikle tek çalışıyorsanız mutlaka kendinize bir fırsat vermeniz lazım. Bu açıdan da açığa geçmek için endikasyon var. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.